Güzel ailem, güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle olsun diyorum. Ve hemen 4-10 haftası güzel koç burçlarıyla haftaya başlıyorum. Sevgili koçlar, enerjinizin daha verimli olacağı, hazırlandığınız işlerle ilgili, projelendirdiğiniz sistemlerle alakalı, daha kazançlara, doğru ilerleyeceğiniz kurallarla alakalı noktada güzel başlangıçlar sizin için çok güzel ve bereketli olacak. Uzun süredir çözülemediği ya da sıkıntıda olduğunuz evrağınız, iş konunuz, hatta yurt dışı evraklarınızla alakalı da hızlı gelişmeler size gayet mutluluk ve keyif verecek. Ve hayal ettiğiniz, yeni anlaşmak üzere olduğunuz ve başlamak umuduyla beklediğiniz iş kapısından da çok olumlu ve keyifli bir teklif alacaksınız. Ve bu teklifle birlikte kendi gücünüzü, iş konunuzla ilgili yaşadığınız krizleri daha rahat çözeceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. Kurumsal ya da devlet alanında, büyük kurumsalda çalışıyorsanız, olasılı aksilikler, çözülmeyecek bazı çözümsüz olan bazı problemler için çok zorlu bir hafta. Toplantılar, gergin süreç, gerginlikle atlatacaksınız ama sizin için zaferin kutlaması olacak. Aslında çok gergin gördüğünüz ve asla çözemeyeceğim durumdayım, her şey çok tıkanık dediğiniz noktada daha feraha, daha aydınlığa erecek gözüküyorsunuz. Yer değişimi, konum değişimiyle ilgili devreye çok insan soktunuz ve hala çözüm alamadınız. Nisan ortası bununla ilgili daha şans kapılarınızın aydınlık olacağı, tekrar bu şansı denemenizi öneriyorum. Sabit bir alandaysanız, işinizle ilgili düzensizlikler yaşıyorsanız, uzun süredir üst mertebeniz ya da işinizle alakalı konuşmak istediğiniz yöneticileriniz için çok doğru bir vakit adımınızı atın ve bu konuyla ilgili artı rahatlığa kavuşmanız gerekiyor. Ekonomik olarak uzun süredir çözemediğiniz vergi borçlarınız, tamamlayamadığınız bazı kredilerle ilgili zorluklar yaşıyorsunuz. Çok yakın bir evrede güzel bir destek, sürpriz paralar bu hafta sizi daha rahat, daha sakin bir haftaya itecek. Yani gücümüzü, ruhumuzu, enerjimizi ve gökyüzünün size sunacağı şans kapıları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ve bu değerlendirme özellikle de kariyer, eğitim ve yurt dışı bağlantılarınızla ilgili de beklediğiniz evraklarda daha mutlu olacağınız haberler, ertelenmiş konularınızla ilgili daha netliğe kavuşacaksınız. Bu da size mutluluk verecek. İş ortaklığı ya da kendi işinizi yapıyorsanız, parasal konulardaki yaşanan krizler bu hafta daha rahatlığa erecek. İşimizdeki olumluluk evresi, güçlenme noktası sizi daha mutlu edeceğini, son zamanlarda da işimize yenilik katmak, yeni bir nokta oluşturmak istiyorsak tam zamanı, cesaretinizi toparlayın diyorum. İlişki konunuzda bazı çözemediğiniz ve ciddiyette olduğunuz ilişkilerde yanlış anlaşılmalara, birbirimizi incitmelere sebep olacak bir hafta. Sevgilisi, ilişkisi olanlar daha naif, daha ilişkiye daha sağlıklı adımlar atmanız lazım. Birbirinizi zedelememeniz gerekiyor. Uzun soluklu bir ilişkiniz varsa ve hala aynı noktada ilerliyorsanız artık radikal bir şekilde almanız gerekiyor. Yoksa bu ilişki bekleme dönemine, bekleme gibi devam edecek. Bu beklemeler sizi daha çok yorabilir, daha çok yıpratabilir. Artık kendiniz için ve ilişkiniz için otokontrolü kendinize almanız lazım. Ev alımı, araç alımı ile ilgili bu hafta çok yoğun bir tempomuz olacak. Bu tempoda doğru anahtara kavuşmak için doğru ilan, doğru görüşmeler size mutluluk verecek diyorum. Toprak, tarım, arazi işleriyle uğraşan çiftçi olabilir. Tarım, emlak alım satım işlerinizle alakalı durumlarınız söz konusu olabilir. Bunlar güzel kazançlar elde edecek. Bunları doğru kontrol edelim. Evli çiftlerimiz için özellikle uzun süredir çözemediğimiz eşimize ait miraslar, haklarla ilgili bazı karmaşıklıklar gündeme gelebilir. Bu karmaşıklıklar artık masaya yatması, yasal hak, yasal başvuru ya da bireylerle konuşup olayları çözmek isteyebileceğiniz bir hafta. Bunlar doğru noktaya oluşmaya doğru gidiyor. Uzun süredir çocuk tedavisi, çocukla ilgili olmuyor artık umudumu kestim diyenler için doğru bir enerji haftanız var. Tedavinizi, enerjinizi yaptırdığınız takdirde rızık ve bereket, evlat sevinci muradınız söz konusu olacak. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda
migren ataklarımız, sinirsel evrelerimize ve diz kapaktaki ağrılar, sıvılarla alakalı riskler alabilirsiniz. Son zamanlarda da bir estetik niyeti olan sevgili koçlar, hadi ciltte alerjik durumlarımız var. Bunları bir an önce toparlamamız gerektiğini söylüyorum. Sevgili ev hanımları, boya badana, Ramazan bayramı, evde coşku, evdeki stres çok fazla var. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı umutlar, bereketler ailenizde olsun. Her bereket size şifa olsun diyorum. Sevgi ve umutla kalın. Allah Halil İbrahim bereketi versin sofranıza. Güzel bayramlar, Ramazan bayramları tadında olsun diyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili boğalar, hayırlı Ramazanlar, evimize bereket, ruhumuza huzur getirsin. Allah herkesin evine, sofrasına, ilmine, inancına Halil İbrahim bereketi getirsin diyorum. Hayırlı Ramazanlar. Sevgili boğalar, özellikle kendi içsel dünyanızla alakalı çözmeniz gereken zorlu bir hafta, toparlanması gereken, çözülmesi gereken, uzun süredir işlerinizle ilgili biriken birçok şey için hızlı başlangıç olacak. Kendinizi daha güvende, daha huzurda bulacağınız yeni anlaşmalarınız, seyahatleriniz, evraklarınızla alakalı aksiliklerde çözülme, toplantılarınızla ilgili yaşadığınız geçmiş dönemdeki krizlerde daha rahat sonuçlar elde edeceksiniz. Daha doğru adımlar sizi hani gelişim, iş gerginliğiniz ve stresinizi yavaş yavaş atacağınız bir hafta. Kendinizi ispatlamak için bu hafta derin nefes alarak doğru noktaya doğru enerji salgıladığınızda hayatınızdaki pürüzler gidecek. Mahkemesel sorunlarınız olabilir. Bu dönem mahkemeyle ilgili iş mahkemesi, aile mahkemesi, evlilik mahkemenizle alakalı bazı krizler yaşayabilirsiniz. Bunları bu hafta doğru anlaşmalı ve avukatınızın sizi yönlendirmesiyle net kararlar vermeniz gerektiğini, artık netliğe kavuşmanız lazım. Uzun süredir netsizdiniz çünkü. Kurumsal ya da büyük bir firmada yer değişimi, bulunduğunuz alanda bazı krizlerle ilgili yaşanan krizler düzelmeye doğru ilerlerken sağlık durumları, taşınmalar, yeni gelecek insanlarla iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Daha sağlam adımlarla toplantılarınıza, işlerinize, evraklarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer ki medya sektörü, iletişim sektörü, alım satım, ihracat sektöründe çalışıyorsanız çok büyük anlaşmalar, yurt dışı ile alakalı bağlantılarla ilgili güzel çalışmalar, hem de sizin yurt dışı ile ilgili kapılarınızın daha çok rahat bir şekilde açılacağı bir döngüye giriş yapacaksınız. Başarınız, ünvanınız, sistemlerinizle alakalı doğru noktalar söz konusu. Sabit bir alanda çalışıyorsanız, yani muhasebede, ön muhasebe, sekreterlik, yani küçük alan olarak değil de her iş çok önemli ve çok bereketli. İşinizle ilgili maaş konunuzla alakalı artış evrenizle alakalı konuşmanız gerekiyor. Bir sene daha böyle çalışmak istemiyorsanız yöneticileriniz, bulunduğunuz insanlarla artık diyaloğa geçme dönemi diyorum. Siz de en azından psikolojik olarak iyi noktalar sağlamanız gerekiyor. Özellikle de kendi işini yapan, ortaklı iş alanlarında olan sevgili boğalar için güzel yenilikler, güzel fırsatlar, hatta mekan değişimi, alan değişimi, gideceğiniz yolculuklar, gideceğiniz alanlarda sürpriz beklenmedik paralar sizi daha rahata erecek. Uzun süredir satmaya çalıştığınız, elden çıkartmak istediğiniz toprağınızla ilgili de el sıkışmaları söz konusu olacak. Özellikle anne soyunuzla alakalı miras, tartışma, teyze, dayı köklerimizden yaşanacak krizlere şimdiden hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Unutulan bir vergi, unuttuğunuz bir evrak parasal anlamda sizi sıkıntıya sokabilir. Bir devletten borcunuzu, harcınızı şöyle bir gözden geçirmenizi öneriyorum. Son zamanlarda sanata, kişisel gelişim alana merak saran sevgili boğalar için artık kurs ve bunlarla ilgili eğitimler başlasın istiyorum. Kendinizi yenilemeye ihtiyacınız var. Uzun süredir yabancı dil eğitimi ve bu konuda eksik olduğunuz ve özellikle de yüksek lisansınızı tamamlamak isteyen boğa burçlar için güzel fırsatlar ve iyi oluşumlar sizin güçlenmenize yardımcı olacak. Bu ara çok telaşlı olabilirsiniz. Her şey üzerinize alınabilir. En ufacık şey bana mı söyleniyor tripleri içerisinde olabilirsiniz. Lütfen kimsenin enerjisini içinize almayın. Siz seviliyorsunuz bu hafta. Sadece içsel dünyanız daha rahat, daha sakin bir evre
yaşamak istiyor. Bu ara ilişkinizde çok fazla kafanızda sorgu sual yaratabilir. Sevgisini, bu ilişkinin nereye gittiğini, ben bu ilişkide kimim diye sorgulamayı daha sıklıkla yapacağınız bir hafta. Duygularınızı karşı tarafa doğru ifade ettiğinizde bu ilişkinin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Siz de karşı taraftan adım atıyorsunuz. Eski ilişkim geri döner mi? Beni seviyor mu diyorsanız ufak tefek iletişim, diyaloglar söz konusu ama özellikle aşk isteyenlere güzel bir kalbi, güzel bir heyecan ve tanıştırılma usulü bir enerji söz konusu olacak. Bu hafta ruhunuzda güzel tanışmalar söz konusu. Sevgili evli çiftlerimizde çatışmalardan kaynaklı boşanmak, evde sözlü konuşmalar çok sert gitmeye başladı. Biraz daha ilişkiyi sakinleştirmemiz lazım. Özellikle eşimizin ilişkimizde karı koca birbirine bir güvensizlik, bu telefon konusundan bazı karmaşıklıklar söz konusu. Hadi bu iletişimi düzeltin. Ve özellikle de bu ilişki düzelmezse sıkıntıya doğru gidiyor. Bu ara ev hanımları, en önemli şey eşinizin size karşı ilgisiz oluşuyla alakalı sıkıntılarınız olabilir. Belki de uzun süredir o da sizin için aynı duyguyu söyleyin. Bu ara boşanma tripleri, dosyalar, davalar söz konusu olacak. Dikkatli olalım. Sağlık konusunda da diş eti ve egzamalarımız daha çok azabilir. Kontrol edin, vücudumuz kıymetli. Sevgili gençler, eğitim konusunda aksi olabilir. Hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Lütfen enerjinizi bir an önce toparlamanızı öneriyorum. Sevgili ikizler, evinize huzur ve Ramazan tadında güzel bir ay geçirin. Hayırlı Ramazanlar. Evinize Halil İbrahim bereketi getirsin diliyorum. Devam eden bir sağlık problemim var hala, boyun, sırt bölgemde. Biraz daha iyiyim. Sevgili ikizler, bu ara işinizle ilgili çevremizdeki alacağımız enerji, konuşmalar, sizin iletişiminizin daha güçleneceği, plansız yeni iş teklifleri, arayış içerisinde olduğunuz işlerinizle alakalı hızlı gelişmeler ve anlaşmalar size keyif verecek. Eğer işsizseniz bile iş kapınızda pürüzler, yakın dostunuz, yakın ailenizin yardımıyla birlikte iş kapımızdaki pürüzlerimiz tam anlamıyla bitmiş olacak. Mikrofon arıyorum çünkü bitmiş olacak. Yani iş kaygınız, iş korkunuz, işinizle ilgili çıkartılabilir miyim, yeni iş bulabilir miyim endişeleriniz varsa bu hafta bunlar için çok olumlu sonuçlar ve pürüzleri yeneceğiniz bir hafta olacak ve en azından da bulunduğum noktada kalıcı olduğunuzun mutluluğu var. Uzun süredir yer değiştirmek isteyen, alternatif iş bakan, yurt dışı ile alakalı iletişim sağlamak isteyen sevgili ikizler için farklı gelecek teklifler, fırsatlar kapılarınız var. Ama sağlam, bu ara sağlamcı yönünüz var. Risk almak istemiyorsunuz, parasal kayıp yaşamak istemiyorsunuz. Geçmişteki hataları bir daha yapmak istemediğiniz için temkinli kararlar içerisindesiniz. Ama aslında gereksizce atılımlar, enerjiniz çok yüksek, kapılarınız çok fazla hakimiyet gösteriyor. Bence artık siz kendinizi bulmaya, başarınıza daha çok başarı katacağınız bir hafta. Korkular değil, yüzünüz aydınlık olsun. Çünkü güzel fırsatlar hem ekonominize hem iş hayatınıza hem de sizi hani ben kendimi ispatlayamıyorum, hep yanlış anlaşılıyorum dediğimiz evreyi geride bırakacağınız bir hafta. Yani kazançlar size mutluluk verecek diyorum. Hayalinizde bir ev anahtarı, yatırım, bu tarz krediler başvurusu sağlayan ikizler burcu içinde eviniz şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni eviniz size şans ve bereket getirsin. Ailenize ait de uzun süredir müteahhite gitmesi, arsanızla alakalı müteahhit teklifleri, beklentiniz varsa bu Nisan ayının sonuna kadar bu enerjiler sizin motivasyonunuzu devam ettirin. Çünkü gerçekten müteahhitle anlaşmalarınız hayırlı ve uğurlu olacak. Kurumsal bir firmadaysanız yer değişimi beklentiniz, bulunduğunuz alandaki sorunlar çözülsün, herkes masasını belirliyorsunuz derseniz yeniden bir ekip arkadaşı, dağılmalar söz konusu olacak. Sizin de yeriniz, alanınız değişecek ama tam istediğiniz gibi olacak. Hiç korkmayın, yer size daha mutluluk verecek diyorum. Ortaklı iş ve işinizle alakalı krizleri, ortaklı iş yapan ve kendi işini yapanlar da ciddi ekonomik olarak krizler söz konusu olacak. Borçlanmalara, kredilerle alakalı durumlara dikkat etmeniz gerekiyor. Uzun süredir de bir yakın aileyle ilgili mahkeme konularınızla ilgili stresli evrelere de hazır olmanız lazım diyorum. Bu hafta hem gerilip hem daha rahat. Özellikle de işsiz olanlar için ikizlerde şans, fırsat. Özellikle devlet sınavınız, devlet atamanız, devletle ilgili başvurularınızla ilgili böyle korkularınız varsa enerjinizi yüksek tutmanız gerekiyor.
Bu kapılarda güzel şanslar yakalayacaksınız. Eğer ki sosyal medyada iletişim alanında kendinizi göstermek istiyorsanız yapın, enerjinizin çok yüksek olduğu bir döngü. Yurt dışı ile ilgili yaşamak, onunla ilgili yol arayışları içerisindeyseniz Mayıs'a ihtiyacınız var. Şimdiden bu temelleri atabilirsiniz. İlişki konusunda biraz daha ilişkide tartışmalar, kendinizi ifade etmeye çalışırken yanlış ifadeler, sevginizi göstermek isterken gözünü çıkartmalar falan, böyle anlamsızca tartışmalar biraz ilişkiyi yıpratmaya doğru gidiyor. Eski ilişkim geriden dönmesini hayal ettiğim ve en isteğim bu diyorsanız, evet, karşı tarafla karşılaşma ve bu karşılaşmada tekrar adımlar var. Mantık ve kuralınızı doğru oturtmanız gerektiğini düşünüyorum. Sevgili evli çiftlerimiz, bu ara seyahatler, eğitimle, çocuklarınızın eğitimiyle ilgili toplantılar, görüşmeler, okul değişimiyle ilgili kararlar, okul anlaşmalarında bazı karışıklıklar yaşayabilir. Bunun verdiği stres evde eşimize, çocuklarımıza yansıyabilir. Lütfen daha sakin ortamı düzeltmeniz gerekiyor. Özellikle üniversiteye ya da liseye hazırlanın. Öğrenciniz varsa ev içerisinde çok varsa sert konuşmalar var. Çocuğumuzu yıpratmamamız gerekiyor. Son zamanlarda taşınma kafanız çok fazla var. Buranın bu mahalle, bu düzen, ben bu evde, bu ev bana yetmiyor, enerjisi bana uygun değil diyorsunuz ama eviniz uğurlu ve kıymetli, satmanıza gerek yok. Sadece burayı kiraya verin, başka bir noktaya geçmeniz sizin için hayırlı. Bu ara evde ufak tefek tadilatlar, yeniler, bahar temizliği enerjisine gireceksiniz. Hani boya renkleri, nevresi, şey, perde renkleri, sanki burada pimapen değişiklikleri içerisinde kararlarınız da olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Uzun süredir aileyle alakalı ters giden tartışmalarımız vardı. Bu Ramazan ayı artık küskünlükleri biraz daha barıştırmamız gerektiği, harita olarak değil kalbim olarak söyle, hadi barışmak lazım diyorum. Sağlık olarak özellikle göz kontrollerimiz ve bu ara göz yaşı damlalarımızla alakalı sıkıntılarımız olabilir. Saç dökülmelerine de dikkat edelim sevgili takipçilerim. Güzel ailem, umut her şeyin yeşermesidir. Umut ettiğiniz her şey sizsiniz. Siz bir mucizesiniz. Siz inandığınız her şeyi başarırsınız. Gönlünüze inanın yeter ki Rabbim bedenimizde, ruhumuzda, Rabbim yer ve gök içerisinde her yerde. Siz ondan vazgeçmeyin. Sevgili yengeçler, evinize bereket, huzur, aydınlık, hayırlı Ramazanlar, umut dolu Ramazanlar. Allah hanenize en güzel aydınlık nasip etsin. Bol bereket, Allah Halil İbrahim bereketi nasip etsin. Sağlıklı bir Ramazan ayını geçirmek nasibiyle diyelim. Sevgili yengeçler, aile içerisinde baba köklerimizle alakalı bu dönem çok daha stresli, gergin. Bu bizim iş hayatımıza, ilişki hayatımıza, ailemize, eşimize, çevremize yansıyacak tartışmalardan mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerekiyor. Yoksa zehir olacak bir hafta diyorum. Çünkü çözemediğimiz mallar, çözemediğimiz krizler ve sıkıntı içerisinde olduğumuz dengesizliklerde söz verilenler yapılmadığı için acayip kendinizi mutsuz ve çaresiz hissediyorsunuz. Yukarıda yaradanım var. Siz çaresiz değilsiniz. Özellikle işinizle ilgili yaşadığınız krizler bir türlü düzelmiyor. Ekonomik olarak çok fazla kilitlenmiş ve zor bir dönemdesiniz. Perşembe, çarşamba arasında bu gerginlik had safhada olacak. Size hani tüylerimiz, saçlarımız diken diken olabilir. En ufacık şeye ağlama ruhumuz gelebilir ama işinizde güzel bir değişim ya da işsizseniz güzel bir başlangıç haftanız gözüküyor. Şimdiden hayırlı olsun. Hani bu içinizdeki öfke bitecek. Biraz daha relax olacaksınız ve güveniniz artacak diyorum. Kurumsal ya da büyük bir firmada yer değişimi ya da devlete geçmek istiyorsanız bazı fırsatlarımız var. Özellikle bir erkek bir dostumuzdan, eski iş patronumuzdan alacağımız destekle bu kapılarımızın kilitleri açılacak. Daha enerjiniz, daha ruhunuza iyi gelecek olarak gözüküyor. Yani düşündüğünüz gibi değil. Aslında evet, kriz, tartışma ama siz işinizde çok başarılı ve hedef bir noktadasınız. Özellikle hakim, savcı, devlet dairesinde çalışıyorsanız
ani yer değişimleri, ani uyarılara dikkat etmeniz lazım. Yani İstanbul'daysanız Patgevan'a gidebilirsiniz. Buna hazırlıklı olun diyorum. Eğer ki sağlık sektöründeyseniz ve uzun süredir memleketinize gitmek istiyorsanız bununla ilgili başvurularınızı da yapmanız lazım. Bu konuda kapılarınız aydınlık gözüküyor. Kurumsal, sabit, finans sektörü, alım satı, ihracat işindeyseniz de sürpriz işinizde bereket, yurt dışı ile ilgili bağlantılarda ters giden olaylarda yumuşama, ihracatımız ya da yapacağımız anlaşmalarda verimlilik var. Sabit bir alanda bekçi bile olabiliriz. Ekmek her yerde çünkü. Ekmek bizim ekmeğimiz. İşinizde sizin rahatsız olduğunuz, güvenmediğiniz ve benim ayağımı kaydırmak istiyor diyorsanız yeriniz sağlam. Hiç panik yapmayın. Biraz daha eğitiminizi, altyapınızı güçlendirebilir. Kendinizi geliştirmenizi öneriyorum. Son zamanlarda sevgili yengeçlerde kendi işine ve kendi mağazacılık, takı, tasarım üzerine merak saran sevgili yengeçler bunu sosyal medyadan başlatabilir. Bu ağda kendinizi büyütüp sonrasında dükkan işine girebilirsiniz. Şu an dükkan için çok erken diyorum. Kendi ofisiniz, kendi işi olan bazı yengeç burçlarında da sürpriz paralar değişecek ve beklenmedik borçlar ve bunlarla ilgili alamam dediğiniz noktalarda alınması gereken haklar size doğru gözüküyor. Ailemize ait özellikle köyde ya da farklı bir ne bileyim doğuda malınız varsa bu mallarla ilgili bölünmesi gerekiyor. Yoksa bu aile büyük ailelerde çok büyük travmalar, haksızlıklar söz konusu olabilir. Bir an önce aile büyükleriniz yaşarken bunu çözme vakti geldi. Çünkü burada bazı krizlere de hazır olmanız lazım. İlişki konusunda evlilik teklifi, ilişkinizle ilgili gelecek planları, ev arayışları, söz nişan, aile tanışma enerjiniz var. Hayırlı olsun şimdiden. Güzel, huzurlu ve mutlu. Uzun süredir de ilişkinizde terslikler giden, hani evlilik yapamayacağım, ne yapayım, kararsızım, yalnız da kalmak istemiyorum diyen sevgili yengeçler, bu insan sizin hayatınızda yol akışı içerisinde değil. Siz doğru kararlı, Rabbim size doğru yolla bu ilişkinin netliğine sizi de inandıracak ve yol ayrımının kararını vereceksiniz. Bu ara evli çiftlerimizde de en önemli şey birbirinize ait geçmiş anılar, yaşadığımız heyecan, birbirimize olan duygularımızı daha yoğunlaşacağız. Evdeki o hırala gürel, tartışma, gerginlikler bitecek. Birbirimizle hoş sohbet, gelecek planları, hatta şimdiden tatil planları ruhu içerisinde olacaksınız. Ve bu da sizin ilişkinize keyif verecek ama bazı yengeç burçlarında da ciddi bir miras tartışması, boşanma kavgasından haklarla ilgili ve mağduriyet konuları ve mahkemeler uzayacak. Bir an önce çözmeniz lazım. Çocuklar ciddi sıkıntı söz konusu. Bu ara bazı evli çiftlerimizde de nazar kötü enerji almış olabilir. Devamlı ilişkimizde soğukluk hissediyorum. Kocama ilgim ya da hanımıma ilgim kalmadı diyebilirsiniz. Evinizde Peygamber Efendimizin gül yapraklarıyla gül kokusu şeklinde duanızı edin. Enerjiniz dağılsın diyorum. Sağlık olarak nodüllerimiz, guatrımız ve tiroidlerimiz hassas olabilir. Dikkat edin diyorum. Sevgili ev hanımları, masa değiştirmek, yemek masası, bazı konularda böyle vıtvıtlanmaya başladın. Gidin yemek masasını alın, hayırlı olsun. Bir de sehpalarla ilgili rahatsızlıklarınız var. Değiştirme zamanı. Uzun süredir de yatak odası, holdeki avizelere kafayı taktınız. Hadi bunları da değiştirin. Bu ara kendi annenizi çok sevdiğinizi söyleyin. Sevgiyle, mutlulukla kalın. Hayırlı Ramazanlar. Sevgili aslanlar, güzel ailem, canım ailem, hayırlı Ramazanlar, Allah Halil İbrahim bereketi evinize huzur ve mutluluk getirsin diyorum. Umut, hayat, bereket sizlerle olsun. Sevgili aslanlar, yakın dostlarınız, yakın çevreniz, iletişimle ilgili bazı krizler, söylenecek sözler, iş yerinizdeki güvendiğiniz dostların zararlarına, riyakar evrelerine ve gerçek yüzlerini öğreneceksiniz. Bir an önce bu inandığınız kişileri bir gözden çıkartın. Elemeniz gereken birçok insan var. Bunları bir eleyin. İşinizde güvendiğiniz yok, bu bana çok destek diyecek kişi ayağınızı kaydırıyor. Şimdiden bunları bu hafta göz önüne alalım. Çünkü işinizde çok başarılısınız. Göze gelmeye başladınız. Herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Bence artık dikkatli olman lazım. İnandıkların sana böyle bay bay yaptıracak. Dikkat edin. Bu arada bulunduğunuz iş yerinde özellikle kurumsal ya da kurumsal büyük bir alan ya da küçük bir kurumsaldaysanız işten çıkartılmalar, ani iş konuları ile ilgili
konular gündemde olabilir. Siz de dikkatli olmanızı öneriyorum. Devlette çalışanlar için de denetimler, denetim arttırılmaları, özellikle maliye bölümünde, belediye bölümünde çalışanlarda ciddi sorgulama evreleri olabilir. Bu konularda telefonlarınızı, iletişim konularınızı gözden kaçırmayın diyorum. Kendi işini yapan ve parasal anlamda bazı krizi yaşayan aslan burçlarında ortak teklifi, bulunduğunuz noktayı satıp kendinize farklı bir iş kurmak isteyebilirsiniz. Cesaretiniz yok. Biraz cesaretinizi toparlayın. Yeni kapı sizin için daha hayırlı olacak. Yurt dışı ile anlaşmak, yurt dışı internet üzerinden yurt dışı ile iş kurmak isteyen sevgili aslanlar için yapmanız gerekiyor. Sizdeki o zeka sizin başarınızı aydınlığa iter. Bence hadi bakalım. Kendine inanma, hedeflediğin yurt dışı hayallerine yavaş yavaş altyapısını kurmaya doğru gidiyorsun ve belli bir süre sonra da yurt dışı yerleşme hayaliniz var. Şimdiden bu altyapıyı yaptığında yurt dışı kapıları sana aydınlık. Firmanızın büyük bir alanda çalışıyorsanız, yurt dışı firmasında çalışıyorsanız, Türkiye'den başka bir alanda, başka bir ülkeye gönderilebilir. Konumunuz ve mertebeniz gayet güçlü olma ihtimali çok yüksek. Bu dönem kontrol evresi, mümkün olduğu kadar işinize daha sıkı sarıl. Toprak arazi işleriyle uğraşan, bu ara emlak konusunda biraz sıkıntılar, alım satım konusunda bazı karmaşalar yaşayabilirsiniz. Kontrol etme. Tarımcılık, hayvancılık, gıda üzerine çalışanlarda da kazançlar, verimlilik, daha verimlilik olacak ama biraz kredi ve borçlarla alakalı tedirginlikleriniz var. Hatta bir arsa konusunu satma gibi düşünceniz olabilir sevgili aslanlar. Acele etmeyin. Çünkü haritanızda satacağınız alan ya da bulunan toprağınız kıymetli gözüküyor. Toprak ve arazi satımı için uygun zaman değil diyor. Biraz daha beklemenizi öneriyorum. Bu da size iyi gelsin. Özellikle serbest bir meslek ya da sabit bir iş alanında çalışıyor. Değişecek hiçbir şey yok. Serbest meslekte de ufak tefek gelecek paralar var. Bu da sizi mutlu edecek. Eğitiminizle alakalı uzun süredir eksik gördüğünüz ve geliştirmek istediğiniz kurslarla ilgili fikirleriniz var. Başvurularınızı yapın. Özellikle de yurt dışı vatandaşlığı ile ilgili başvuruları olan aslan burçları için çok güzel bir gelişim ve buradan olumluluğa doğru gidecek. Hiç pes etmeyin diyorum. Aşk konusunda karşı taraf biraz kaprisli, gergin, huzursuzluk yaratabilir. Bir güvensiz evresine girebilirsiniz. O size bir oyun yapacak. Hatta bu oyun sırasında bir alyans ya da bir alyans evlilik teklifi alabilirsiniz. Gözünüzü dört açın. Geçmiş bir ilişkin ve platonik takılan bazı aslan burçlar için bunu psikolojik olarak kendinizi desteklemeniz lazım. Çünkü bu bir hayal, artık gerçeği görmeniz gerekiyor. Bu ara çevrenizde yakın akraba, yakın çevre, yakın mahallenizden tanıştırılacak kısmetlerimiz var. Bunları da gözden geçirelim, kontrol edelim. Çünkü artık evlenmem lazım, aile olmam lazım diyenler için güzel bir fırsat var. Hiç korkmayın, güzel bir hayat arkadaşı da size tanıştırılacak diyorum. Evli çiftlerimiz için bu ara ev satmak, bulunduğumuz noktayı değiştirmek araç kararları içerisinde ama kendi aramızda uyumsuz olduğu için bir türlü anlaşamadığımız için hep erteliyorsunuz. Artık bunu bir doğru bir düze itmeniz lazım. Çünkü evde bu ev ya da bir araba konusu bitmiyor. Ya alım ya satımla ilgili devamlı bir konuşma var. Artık bunu netliğe kavuşturmamız lazım diyorum. Bu ara çocuklarınızla ilgili sağlık problemi olabilir. Okulla alakalı devamlı rehber öğretmeni okulda devamlı okula gitmek zorunda kalabilirsiniz. Çocuğunuza bağırmayın. Çocuğunuzla iletişime güçlü tutun. Çünkü evdeki gerginlik çocukluğunda okulda adaptasyon problemine sebep olmuş olabilir. Çocuklarımızla ilgili alanlarda uyarı var haritanızda. Dikkat etmenizi öneriyorum. Aile büyüklerimiz özellikle dayı, teyze yani teyzenizin büyük teyzesi olabilir. Burada bazı sağlık problemleri, onlar kökten gelen bazı miraslarla ilgili imzalar vermeniz gerekiyor. Geciktirmeyin ve özellikle devletle alakalı bir mahkemeniz varsa da bu imzaları bir an önce çözmeniz lazım. Kaçırmaya doğru gidiyorsunuz. Bir an önce çözün diyorum. Boşanma kararı olanlar, bu ara davayı bekliyorsunuz ama havai bir ruh olduğu için tekrar bir ilişki başlar. Bu ilişkiyi tekrar düzeltir miyim diye bakıyorsunuz. Fırsat sizin, şans kapınız var gözüküyor. Sağlık olarak boyun fıtığımız ve şuradaki ve bu ara baş ağrılarımız şiddetli, şuradaki ağrılarımıza dikkat edelim. Doğru beslenelim ve beynimiz çok yorgun olduğu için biraz spor, biraz meditasyon, bir kendimizi
Hani kendimizi bu konuda biraz daha motivasyonu oturtmamız gerekiyor diyorum. Yeni arabayı düşünenler hayırlı olsun. Eviniz bereketli olsun. Hoşça kalın. Sevgili Başaklar, hayırlı Ramazanlar. Allah evinize, evladınıza, rızkınıza Halil İbrahim bereketi nasip etsin. Şöyle bir haritanıza gözden geçiriyorum. Bu ara mevsimsel değişimlerden kaynaklı alerjiniz, astımınız, kaşıntılarınız artabilir. Mümkün olduğu kadar beslenmenize, havanın şartlarına, astım krizleriniz söz konusu olabilir. Lütfen başta bunu uyarayım, uyarmadı demeyin diyorum. İş konularınızla alakalı işte işi bırakmak, bulunduğunuz alanda olmak istemediğiniz gözüküyor. Ve artık alternatif nokta ve kendimi daha iyi ispatlamak istediğimiz planlarınız var. Ekstra kendi işimi yapar mıyım? Ortak fikirler içerisinde olacağınız bu hafta özellikle bulunduğumuz noktayla alakalı noktada ben kimim? Ben niye buradayım? Ben daha iyi noktada olmayayım dediğimiz planlar içerisinde olacaksınız. Alternatif iş, kendinizi büyütmek istediğiniz planlar için başlangıcınız olacak. Yani biz buradan ayrılmıyoruz. Planlar, programlar böyle devam ediyor. Siz yolu geldiğinde bu yol ayrımına gireceksiniz. Büyük bir firma, farklı bir firmaya geçmek istiyorsanız hemen başvurunuzu yapın. Hemen bu kapınız aydınlık gözüküyor. Ama bulunduğum noktada kendimi büyütüp daha başarılı olmak istiyorum diyorsanız üst düzey yöneticinizde var bir delilik. Onu ikna ederseniz siz işinizde başarısınız ama onu ikna etmek çok zor. Şimdiden hayırlı olsun. Banka kurumu alanında çalışanlarda şube ya da farklı alana geçmek istiyorsanız başvurularınızda olumsuzluk yok. Bence siz gideceğiniz yerde bir belirsizliğiniz var. Hani başka şehre mi gideyim, burada şube mi değiştireyim? Başvurularla alakalı kararsızlıklarınız var. Bunu da netliğe kavuşturmanızı öneriyorum. Bu ara kendi işimi yapmak, kendi sistemimi kurmak ve bu işi başkalarının kazanacağına ben yapmak istiyorum diyenler için acele ederseniz sıkıntı var. Sakin sakin, sindire sindire bana ne doğru diye bulmadan hemen karar vermeyin. Zarar ve maddiyat kaybı yaşayabilirsiniz diyorum. Sabit bir iş kapınız varsa, bulunduğunuz noktada bir değişim değil de bulunduğunuz yöneticiniz ya da çalışanlarda bazı değişimler söz konusu olacak ve burada bazı dedikodular dönüyor. Siz de bunu biliyorsunuz ama aman bu dedikoduları saklayın yoksa başınıza iş alırsınız diyorum. Yani bu ara dedikodu, laflar, sözler bulunduğunuz iş yerlerinde fazla böyle çekiştirmeler var. Bu çekiştirmelere siz de maruz kalabilirsiniz. Mantıklı olun diyorum. Özellikle kendi işiniz varsa küçük bir alan, bu biraz daha büyümeye başladı. Biz bunu daha büyütme planları içerisindeyiz. Hatta insanlar daha yoğunlaşsın, markamızı daha büyütelim ve herkese yayılsın dediğimiz bir enerji haftanız var. Çok yoğun toplantılar, görüşmeler ve yeni anlaşmalarınızda sizin işinizde, alanınızda güç kazandıracak diyorum. Ortaklı iş, ailevi işleriniz varsa da kazançlarda yenilik, ortak bir arsa satımı, yeni bir arsa yatırım yapma ve inşaat yapma fikirlerimiz gündeme gelebilir ailece diyorum. Olma enerjisi de var gözüküyor sevgili Başaklar. Sevgili Başaklar, ilişkide kalbiniz böyle acıyabilir. Yani ben aşk acısı çekiyorum. Artık Allah bu aşk acımı alsın. Bana yeni bir ve güveneceğim bir insan versin diyorsanız size güzel bir enerji de var. Ya bu Nisan bitmeden doğru kalbe, doğru enerjiye geçiş yapacaksınız. Çünkü bu kalp çok acı çekiyor. Kan akıtıyor ama siz bu ruhu yepyeni bir kalple iyileştireceksiniz diyorum. Geçmiş ilişkim, ay ben özledim, o beni arar mı diyorsanız yahu adı üstünde geçmiş diyeceğim kızacaksınız. Evet, diyaloglar, bölüme Instagram'ını takip etmek, telefona bakabilirsiniz ama bir iletişim içerisinde değil. Sadece bir mesaj olabilir, başka bir şey olmaz. Ama sizin fırsatlarınız var, enerjinizi yüksek tutmanızı öneriyorum. Evet, evli çiftlerimiz için güzel bir hafta, birbirimize güzel kutlamalar, birbirimize kaliteli vakit, ailelerle birleşme, ailelerle vakit geçirme, bazı konuları daha rahat hani konuşmayı öğreniyoruz ve birbirimizi daha iyi tanımaya başladığımızın uyarısını veriyor haritanız. Ama maşallah eşinizin bu ara iş konularından kaynaklı değişmesi gereken noktalarla ilgili
Bazı krizler evimize de yansıyor ama sizi tebrik ediyorum, iyi dengedesiniz. Sizin de işinizle alakalı uzun süredir beklediğiniz iş kapınız hayırlı olsun diyorum. Çocuklarınızın eğitimi ve kariyerlilik, özellikle erkek çocuğunuz varsa, iki erkek bir kızınız ya da bir kız bir oğlunuz varsa dil konusunda kurs araştırıyor olabilirsin. Yazın onu nasıl yönlendirmekle ilgili araştırmalara girebilirsiniz. Şu bu ara kız çocuğunuz biraz gergin olabilir, sinirli olabilir. Çocuğumuzun üstüne gitmeyelim diyorum. Evet. Boşanma fikri olanlar için de uzun süredir anlaşmalar devam ediyor ama imzalarda kararsızsınız. Herkes hakkına düşen payı alacak. Mahkemede devam ettirseniz aynı, ettirmemesiniz de aynı. Anlaşmaya varın diyorum. Bu ara sağlık konusunda saç egzamalarınız, kulak egzamalarınız, cilt egzamalarınız artabilir. Böbrek taşı, böbrekle ilgili rahatsızlıklarımız olabilir. İhmal etmeyin efendim. Ev hanımlarının da özellikle bu ara yeni mobilya araştırma, koltuklarından sıkıl, ya koltuk değil de hani küçük işte küçük koltuklar diyeyim, ben adını unuttum. Yani berjer tarzı merak ettiniz. Yani burada yenilikler söz konusu olacak ve son zamanlarda da arka balkonu yeni içe almak istiyorsunuz. Hadi yapın, hayırlı olsun. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, hayırlı Ramazanlar, güzel Ramazanlar. Rabbim bereketinize, hanenize aydınlık kılsın diyorum. Güzel bir hafta, iyi bir hafta sizlerin enerjisinde olsun istiyorum. Sevgili teraziler, özellikle aile, büyüklerimizle alakalı sağlık problemleri ve çocuklarınızla ilgili sağlık problemleri, aile içerisinde biraz hassasiyet evresi söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar sağlık konularına dikkat etmemiz gerekiyor bu hafta. İş konularınızla ilgili de uzun süredir gitmeniz gereken, oluşması gereken noktalarla alakalı daha hızlı anlaşmalar, daha sizi mutlu edecek, motivasyonunuzla ilgili yaşadığınız bazı krizleri daha rahat şekilde çözeceğiniz bir hafta. Yani konum değişimi, mertebe değişimi, beklentilerinizle ilgili güzel fırsatları en iyi şekilde yakalayacaksınız. Korktuğunuz gibi değil. Size verilen birçok şansı doğru şekilde değerlendireceğiniz gözüküyor. Kendi işini yapanlar, bu ara biraz parasal anlamda toparlanmak, yeni başlangıç, yeni oluşumlar için güzel fırsatları değerlendirebilir. O kapıları, bize ait alanları daha güçlendirmemize yardımcı olacağımız bir hafta söz konusu olacak diyorum. Devlette, kurumsal alanda beklentilerinizle alakalı oluşumlar size doğru enerji sergiliyor. Mümkün olduğu kadar bu alanı en güçlü şekilde kendi alanınıza katmanız gerekiyor. Serbest meslek yapıyorsanız, iş alanınızla alakalı yeni projeler, yeni oluşumlar yaratmak istiyorsanız gözünüzü dört açın. Çok güzel yenilikler size dokunacak ve enerjiniz tam anlamıyla istediğiniz gibi olacak. Banka, finans, muhasebe, alım satım ve parayla alakalı işlerde olanlarda da güzel değişimler var ama bazı kaçak noktalar söz konusu olabilir. Biraz krizler olabilir. Özellikle banka, finans, ihracat alanında, hani ekonomi anlamında yer alanlarda biraz daha riskler söz konusu olabilir. Ama bununla alakalı da çözülmeyecektir. Sizin pratik noktanız her şeyi çok rahat bir şekilde çözeceği gösteriyor. Sevgili teraziler, o ortak büyütmek, yurt dışı ile bağlantılar kurmak ve çocuklarınızı artık yurt dışında büyütmek istiyorsanız yurt dışı firması başvurularınız olumlu olarak gözüküyor. İlk öncesi, sonra çocuklarınızı da götürme imkanlarını, altyapısını oturtacaksınız. Özellikle Çin, Rusya, yani bu bölgelerde iş bağlantıları olan sevgili teraziler için inanılmaz derecede olumlu ve iş kapılarınızın daha rahat olacağı söz konusu gözüküyor. Ama küçük bir iş yerinde çalışıyorsanız, alanınızdaki insanlardan rahatsız olmaya başladıysanız hiç rahatsız olmayın. Onların sizden bir rahatsızlığı yok gözüküyor. Bu ara ek işler yapmak, farklı kazançlar içerisinde olmak isteyen sevgili teraziler için de güzel fırsatlar var. Atamanız, devletle ilgili bağlantılar, devlet mahkemeniz, iş mahkemenizle ilgili de doğru adımlara doğru ilerliyorsunuz. Hiç korkmayın. Yavaş yavaş sizin hayatınızda oluşacak bereketleri en iyi şekilde tadacaksınız diyorum.
İlişki konusunda bu ara en güzel haftayı birbirimizle güzel, keyifli bir hafta yaşayacağız. Geçmiş konuları kapatacağız. Kendimize daha sımsıkı sarılacağımız bir hafta. Güzel sözler, güzel sürprizler söz konusu. Özellikle de ayrı olduğunuz ve bir türlü barışamadığınız, hep bir barışıyoruz, bir küsüyoruz. Artık bu ilişki netliğe doğru gidecek. Tam barışma ve bize ait enerjiyi daha verimli şekilde oluşturacağız. Evli çiftlerimiz için de bu ara araç alım, satım, arsa, arazi konularıyla alakalı da doğru yapılandırma söz konusu olacak. Kredi borcunuz, borçlarınızla alakalı kendi içinizdeki planladığınız rayda bir hata yapmayacaksınız. Yavaş yavaş bu sistemi de kendinize göre doğru ayarlayıp daha güçlü alanların tadına varacaksınız diyorum. Evet, evli çiftlerimiz için dışarıdaki kişilerin ilişkinizi bozmaya çalışması, ilişkisini yıpratma, eşinizin tarafı olabilir, kendi tarafınız olabilir, güvendiğiniz dost tarafınız olabilir. Aman bu ara başka insanların rafıyla evliliğimizi, düzenimizi sakın yıpratmayın. Karşımızdaki ikiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Dolduruşa gelmeyin diyorum. Boşanma radikali olan ve asla mutlu olmadığını savunanlar, biraz ekonomik anlamda toparlanmaya çalışıyorsunuz ama bilmiyorum, bu toparlanma mevzusu kendi çocuklarınız, kendiniz içinse doğru ama karşı tarafa bencillik olarak görüyorum. Evet, maddi olarak toparlanmadan veda etmemeniz gerekiyor ve ev verse gideceksiniz ama eşiniz ya da siz çok binti evreler yaşıyorsunuz ve kaoslar var. Bunları aile büyüklerimizle çözmemiz lazım. Bu şekilde çok sert mağduriyetler yaşayabilirsiniz. Sağlık olarak dişlerle alakalı kaplama, dolgularınızla ilgili sıkıntılar ve ağız aflarımıza dikkat etmemiz lazım. Diş eti çekilmeleri biraz daha sıkıntılı gözüküyor. Sevgili ev hanımları, bu ara evinizle alakalı değil de hani böyle valiz topluyoruz, eşya değişimi, kıyafet değişimi dışında hani köye ya da memlekete yaza gitme modumuz vardır ya, şimdiden sanki valiziniz hazır, ben gidiyorum modundasınız. Daha vaktiniz var, acele etmeyin ama bahar temizliği evinizde başlamış. Bahar gibi bir haftanız olsun diyorum. Mutlu ve keyifte kalın. Hoşça kalın güzel aile. Sevgili akrepler, hayırlı Ramazanlar. Evinize Halil İbrahim bereketi getirsin. Rabbim kazadan beladan korusun. Yıldızlar size çok uğurlu gelecek bu hafta. Şanssız gördüğünüz, bereket gördüğünüz, aman benim ne işim doğru gidiyor, ne yolum doğru gidiyor, tam işe anlaşacak gibi oluyorum, yarım kalıyor dediğimiz gökyüzündeki yıldızlar size ışık gibi olacak ve bu hafta su gibi akacak. Siz bile su gibi aktığını anlamayacaksınız. Eğer iş başvurunuz varsa güzel konuşmalar, doğru alanda anlaşmalarımız hayırlı olsun. İşiniz, masanız, yeriniz belirsiz. Ben burada herkesin işini yapıyorum ama yerim yok diyorsanız yerinizde netliğe kavuşacaksınız ve iş pürüzlerinizi daha doğru noktada ve sağlam adımlarla hareket ettireceksiniz. Kurumsal bir noktadaysanız müdür yardımcısı, müdürün müdürünü yardımcısınız, konumunuzda yükselme, kazancınız ve maddiyatınızla ilgili de güvende olacağınız bir hafta söz konusu. Hatta ve hatta çok uzun süredir ya ben unutuldum, burada çalışıyorum ama hayır, siz artık burada kendi gücünüzü, kendi alanınızı daha sağlam noktalarda oturtacaksınız ve kalıcılık noktamız hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Kurumsal büyük devlet kapısı ile ilgili başvurular ve bunlarla ilgili sonuç bekliyorsanız Nisan'ın ortasına kadar bu zafer ve bu sevinç size mutluluk getirecek. Yurt eğitim konunuz, kendinizle alakalı dil eğitimi ve master, yüksek lisans, doçentlik ile ilgili eğitim kararınız varsa hiç korkmayın. Bu altyapı sizin için gayet keyifli ve hayırlı olacak. Hatta enerjinize enerji katacak diyorum. Para kazancınızın en yüksek olacağı hafta. Borcunuz varsa çok rahat bir şekilde halledeceksiniz. Uzun süredir haklarınızla ilgili iş haklarınız, iş paranız, iş mahkemeniz varsa doğru sonuca gidiyor, doğru ilerliyor. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Bir de serbest bir meslekteyseniz, işinizle ilgili pürüzler, aksilikler varsa bu hafta bunları net göreceksiniz. Krizlerinizi, yaşadığınız problemlerinizi, işte nerede hata yaptığınızı, hangi noktada pürüz yaşıyorsanız bunları çözme haftanız. Yani aslında bu hafta en çok yıldızlar sizin enerjinize dokunuyor. Şansınız, bereketiniz, eksik taşınızın iyileşeceği,
Hatta ve hatta yeni anlaşmalar, yeni konuşmalar sizin motivasyonunuzu çok daha arttıracağını gösteriyor. Enerjimizi mümkün olduğu kadar bu hafta gökyüzüne teslim edelim. Rabbime bol bol dua edip enerji akışına doğru kendi dengemizde bulalım diyorum. Ortaklı aile işiniz varsa biraz burada kardeşler, yakın akraba ya da yakın bağlarınızla ilgili sözlü tartışmalar, sözlü konuşmalar canınızı sıkmasın. Sizin de hatanız var, onların da hatası var. Önemli olan doğru yolu bulmak, doğru enerjiye girmek. İş konusunda şansınızla ilgili hiçbir pürüz yok. Doğru mantık. Özellikle kredi ödemelerinizde gecikmeler, uzun süredir haciz ya da evraklık konularınızla ilgili de yapılandırma ve kendinizi bu konuda daha rahat bir noktanın enerjisine gireceğiniz için problem gördüğünüz nokta ya da problemmiş gibi hissettiğiniz birçok noktada daha ferah, aydınlığa kavuşacaksınız. Şurası çok sıktı da değerli takipçilerim, nefes alamadım birden. Ben rahat bir insanım ya, idare edin diyorum. İlişki konunuzla ilgili de sizin duygularınızla alakalı daha heyecanlı, daha karşı tarafa sevgi dolu enerjiler söz konusu olacak. Hatta ilişkinize siz evlilik teklif edebilir. Bu ilişkiyi artık ailelerle tanıştıralım diyebileceğiniz bir hafta söz konusu gözüküyor. Bu ara gözünüze kestirdiğiniz bu kişi beni düşünüyor mu dediğiniz kişi sizi düşünüyor. Sizinle ilişki enerjisine doğru ilerleyecek. Eski sevgilinizle ilgili beklentiler, onunla ilgili lanet olsun beni düşürdüğü noktalarda o da çeksin diyorsanız o sizden özür dilemek, hak ve helallik isteyecek. Helalliği verin. Ramazan ayındayız. Gönlünüz rahat olsun diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı da aile değil de eşinizin yaşadığı bazı ailevi sorunlardan kaynaklı ev enerjimizde biraz yorgunluklar, diyalog kopukları söz konusu olmuş. Bu dönem bunların toparlanıp sizinle daha kaliteli ve daha keyifli vakit geçireceğinin enerjisini 11-15 arasında daha tatlı şekilde yol alacak. Çünkü sürpriz hamilelik, sürpriz tedavi, çocukla ilgili eksik gördüğünüz noktalarda hanemize mutluluk var. Eğer çocuklarınızın kariyeriyle alakalı yaşadığınız krizlerde de bu krizleri bu hafta çözmüş olacak olarak gözüküyoruz. Bu ara boşanma fikri olanlar geri adım atıyor. Yani ben boşanmaktan vazgeçtim. Yani ben onu seviyorum. O beni seviyor. Aileleri geride tutuyoruz. Birbirimizi tekrar denemek istiyoruz diyeceğimiz bir başlangıç. Davalar devam ederken birbirimizi deneyeceğiz. Yani boşanma davalarımız devam edecek ama biz birbirimizi deneme evresi içerisinde olacağız. Özellikle şöyle söyleyeceğim sevgili takipçilerim. Büyüklerimizle ilgili bu ara kırgınlık geçirdiğiniz ve ben asla görüşmeyeceğim dediğim, asla affetmiyorum dediğimiz hane sizin adım atmanızı bekliyor. O da sizin anneniz olabilir, babanız olabilir, abiniz, ablanız olabilir. Haklarınızla alakalı konuşulacak. Miras konularınızla ilgili haksızlığa uğradıysanız bu konularda bir özür dönemimiz var. Sevgili ev hanımları, bu ara hayatınızla alakalı mutfak dolaplarınız, mutfak üstü tezgahınız, lavabonuzla alakalı sıkıntılar, ufak mutfağınızda tadilat söz konusu. Hadi şimdiden bu Ramazan ayına bıraktın ya, tebrik ediyorum seni. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız ayak tırnak batıklarımız, saç kıran, strese dayanıklı saç kıran, strese dayanıklı uyku problemimiz. Yani biraz meditasyon, nefes terapisi biraz daha sizi rahata kılacak. Sevgili gençler, eğitim konusunda korkmayın, başaracaksınız. Sadece odaklanın diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Sevgili yaylar, hayırlı Ramazanlar. Allah evinize Halil İbrahim bereketi, huzur, ağız tadında güzel günler, güzel aylar. Bir dahaki Ramazan ayları hep birlikte nasip olsun. Allah hayırlı Ramazanlar ülkemize, tüm İslam alemine uğurda getirsin diyorum. Hemen şöyle yaylar. Yani bu hafta çok hızlı, seri. Yani şöyle söyleyeceğim, işinizde hızlanma, hayatınızda hızlanma, renklilik, konuşmalar, toplantılar, yapacağımız, gireceğimiz işte aksilikler olmayacak, pürüzsüz geçireceğimiz iş konumuzla ilgili ideallerimiz, maillerimiz, mesajlarımız, toplantılarımız hiç o kadar güzel, keyifli geçecek ki hatta nasıl geçtiğini, işinizle ilgili krizleri geçtiğimiz dönemlerdeki krizler gibi değil, daha mutlu krizler bekliyor sizi. Mesela yöneticiniz size takmış,
bulunduğunuz ekip arkadaşınızın kafası size takık. Yani siz buradaki insanların algı yönetiminden o kadar çok fazla sıkıldınız ki siz buraya ait değilsiniz ama mecburiyetten idare etmeye çalışıyorsunuz. O yüzden kafa çok hızlı, sistem çok hızlı ama işimizdeki aksilikler sizin hani hayal ettiğiniz hızlı şekilde değil. Yeni iş başvurusu, yeni bir alana geçmek istiyorsanız burası sizi mutsuz ediyor. Başvurularınızı, sistemlerinizi ve gideceğiniz noktayı belirlemeniz lazım. Çünkü burası sizi aşağı doğru çekmeye başladı. Özellikle uzun süredir yöneticiniz ya da patronunuza bulunduğunuz ortamdaki krizleri anlatmanıza rağmen karşı tarafın duyarsız tavrı ya da hiç ilgisiz tavrından dolayı eğer arkanızda dursaydı burayı mücadele edeceksiniz. Artık umudunuz kalmadı. Yeni başvurularınız olumlu geçecek. Bir an önce başvurularınızı çözmeniz gerekiyor. Kurumsal büyük bir alandaysanız, vallahi bu ara yurt dışı ihracat, yurt dışı ile bağlantılı şehir dışı yollar, yani inşaat sektöründeyseniz bile bu ara çok fazla üretimin, çok fazla yoğun olacağı, yaptığı mailleriniz, evraklarınız, toplantılarınızı asla unutmayın. Çünkü gerçekten iş gereği çok fazla yoğunluk ve bu yoğunlukla birlikte uzun süredir üst düzey yöneticilerle anlatmak istediğiniz konuları çok rahat bir şekilde ifade edip kendinizin haklı yönünüzde aydınlığa oturtacaksınız. Aydınlığa çıkacaksınız yani. Eğer devlete girmek istiyorsanız ve devlette bölüm değiştirmek istiyorsanız yani şu an riskli olabilir. Biraz daha sabırla bekleyin. Haziran, Temmuz arasında bu kararı verirseniz daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Tarımcılık, hayvan, doğa, ağaç, yani marangoz bile olabilirsiniz. Bu ara işleriniz çok yoğun olacak. Kazançlarınıza kazanç, topraktaki ya da hayvanınızla ilgili çok bereketli bir döneme giriş sağlayacaksınız. Arsa, arazi alım satım işleriyle uğraşıyorsanız, emlak sektörü, alım satım, çok fazla alım satım hakimiyetimiz olacak ve bunlar bize ekstra kazançlar, kazancımıza kazanç katacağız. Korkmamıza gerek yok. Bu arada takıya, sanata, bu tarz merakınız varsa hayalinizde kendi markanızı, kendi alanınızı kurmak istiyorsunuz. Bence cesaret edin, yapın. Bu risk size ünlenme, İşinize, başarı ve ünvanınıza keyif verecek diyorum. Bu ara hem eğitim konularınız hem dil eğitim konularınız, kurslar bu ara çok fazla merak sarabilir. Astrolojiye merak sarabilirsiniz, spiritüel, kozmik enerjiye, yabancı dil, Çince öğrenmek Arapça öğrenmek isteyebilirsiniz. Bu ara böyle kurslar kafanızı karıştırabilir ama gitmek size çok büyük bir başarı sağlayacak diyorum. Özellikle sevgili ev hanımları bu ara yüzmek enerjinize, vücut enerjinize çok iyi gelecek. Çok gergin ve sinirli olduğunuz için devamlı evde çığlık sesleri dönüyor. Mutfaktan salona, salondan balkona, balkondan banyoya koşuyorsunuz. Bu bağırma ses tonunuzu artık düzeltmeniz lazım. Sevgilinizle aranızdaki krizler bitiyor. Güzel bir hafta, keyifle, kendimizle ilgili iletişimi daha sağlam noktada ifade edeceğiz. Aşık olma, sevgi, sevilmenin ne olduğunu bu hafta öğreneceğiz. Sevgiliniz sizi terk ettiyse ve hala hem var gibi mesaj atıp hem seni yok, hani sen kal ben özgürlüğümü tadım dediğimiz bir süreç yaşayan ayrılmış çiftlerimiz için ondan bir şey olmayacağını sen biliyorsun, umut ediyorsun. O seni yedekte tutuyor. Sen yedek insanı değilsin. Bunu kabul ediyorum. Uzun soluklu ilişkilerde de ekonomik olarak bazı toparlanmanız gereken noktalar var. Ve ev sorununuz var. Düğün sorununuz var. Hani nikahtan gideceksiniz ama ev konunuzu çözemediniz. Bir an önce bu ev sorununuzu çözmeniz lazım. Mayıs, Haziran evlilik tarihinize yakın oluyor. Bir an önce bunu çözün. Evli çiftlerimiz için de bu ara aslında aşkla, sevgiyle, mutlulukla geçireceğiniz bir nokta. Ama en önemli şey kendi annenizin dırdırı ya da kendi kız kardeşinizin dırdırından kaynaklı güzel giden ilişki kendi kendinize nazar ettirebilirsiniz. Bu ara kimseye bir şey anlatmayın ilişkinizle alakalı noktayı. Boşanma konusu olan çiftlerimiz için de Mayıs sonu artık yol ayrımı. Özellikle çocuklarımızı incitmeden bu olayı toparlamamız gerekiyor. Sağlık olarak dediğim gibi kadınlarda yüzme, enerji, nazar, kötü enerji durumlarımız söz konusu olabilir. Uyku problemimiz, uyku apnemiz olabilir. Bunları bir an önce hırıltı da olabilir. Uykudan hani sesten kalkarız ya hırıltı sesinden, horlama sesinden bunlara dikkat edelim. Bu ara değişecek ne olabilir?
Evinizde şöyle bir düşündüm. Bu ara resime merakı olan sevgili yaylar, resim enerjinize iyi gelecektir. Yapın isterim. Evinizi resimle doldurun. El yeteneğinizi hayata geçirin. Yani bu ara böyle yeni dolap, yeni televizyon sehpası, elektronik eşyalar, yeni şeyler değişme evresine doğru gidiyor. Hayırlı olsun. Sevgili oğlaklar, hayırlı Ramazanlar, evinize huzur, bereket, Halil İbrahim bereketi tüm oğlak burçlarına, tüm insanlığa hayırlı Ramazanlar diyorum. Sevgili oğlaklar, iş konularınızla alakalı krizler, tartışmalar, kavgalar, sözlü ifadeler, toplantı karışabilir, toplantı birbirine girebilir, iş krizleri, dosyalar havada uçabilir. Bu ara stresli, işinizle alakalı noktada bazı aksilikleri ve gergin, problemli noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmediğimiz takdirde büyük krizleri önleyemeyebiliriz ve bazı olaylar sizin üzerinizde kalabilir. Bu da size sıkıntı yaratabilir diyorum. Evet, işte dikkat etmeniz gerektiğini uyardım. Ama bu ara yeni fırsatlar, yeni oluşumlar için de çok doğru bir dönem. Yani yeni iş, yeni iş kurmak, işinizle alakalı büyümek, kendi işini yapanlar ve yeni iş kurmak isteyenler için doğru fırsatlar, yenilikler söz konusu olacak. Özellikle de turizm sektöründe uğraşan, sağlık turizm sektöründe ulaşabiliyorsunuz. Hastanede çalışıyor olabilirsiniz. Sağlıkla alakalı ilaç sektöründe olabilirsiniz. Bu ara çok yoğun ve stresli bir dönem ama unvanınız, konumunuzla ilgili güzel bir değişim söz konusu olacak diyorum. Ve şöyle bakıyorum. Bu ara iş çevrenizdeki insanların fikirleri uyuşmazmış gibi düşünse de iş alanındaki stresten kaynaklı birbirimizi iş konusunda da yanlış anlayabiliriz. Hataya açık olabiliriz. Mümkün olduğu kadar temkinli, otokontrollü, sağlamcı yapınızı asla bozmanızı istemiyorum. Devlet dairesine girmek istiyorsanız ya da devlette çalışıyorsanız farklı bir bölüme geçmek istiyorsanız tam zamanı start verin. Hemen başvurunuz onaylanacak diyorum. Ve özellikle de kurumsaldan yurt dışı firmalı, yani bir ayağı Türk firması bir ayağı yabancı da çalışıyorsanız, sadece yabancı bir firmaya geçiş yapmak istiyorsanız bununla ilgili maillerinizi bir an önce hayata geçirmeniz lazım. Ama kontrollü ve sistemli. Çünkü işte ve ay gökyüzünün enerjisi o kadar sert geçecek ki en çok hani başım ağrıyor, adapte olamıyorum, çok yorgunum. Bu kadar aksiliği ben hangi arada toparladım diyeceğiniz bir hafta ama işiniz ya da paranıza zarar değil. Sadece enerjinize zarar olacak. O yüzden iş çevremizdeki yanlış anlaşılmalar, krizler önlense de çok yıpratıcı ve işimizde hani dosyalar havada o çünkü o kadar telaşlı ve ortamın enerjisi o kadar stresli olacak ki lanet olsun bu hafta bitse de ben de bir nefes alsam diyeceğimiz bir hafta ama size de başarı unvanını da getirecek. Kendi işini yapanlar için de güzel pazarlar, paralar ve pazarlama sektöründe çalışanlara da ekstra prim ve kazançlarla alakalı bağlantılarımız söz konusu. Eski işim iadesini istiyorum. Ben eski parasal haklarımla alakalı yaşadığım birçok kriz beni fazlasıyla yıprattı diyorsanız davalar yavaş yavaş görülüyor ama siz iadeniz, hakkınız, para hakkınızı alacaksınız. Mücadeleden korkmayın. Ortak iş, mesela kafe, restoran, kulüp, gece kulübü işletiyorsanız çok kazançlı ve farklı şehirde de yeni bir mekan açmak istiyorsanız bir an önce bu çözümün altyapısını yapın. Markanız, isminiz daha çok ünvan alacak diyorum. Sevgilinizden yakın dönemde ayrılabilir. Çevrenizdeki insanlar ilişkiyi onaylamamış olduğu için hayatınızdaki insan sizi bir ileri bir geri götürüyor. Onun çevresi ve ailesi olduğu sürece bu ilişki ciddi anlamda krizlere sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar siz kendi fikrinizde yeni ilişki, yeni hayat arkadaşı bakmanızı öneriyorum sevgili takipçilerim. Bu ara tanıştırılmalar, sosyal medyadan yani sosyal ağlardan tanışacağınız ilişkilere dikkat edin. Maddi kayıplar ya da sizi sıkıntıya sokabilir, ihmal etmeyin diyorum. Evli çiftlerimiz için de çocuklarınız ya da çocuklarla alakalı oda büyütülmesi, ev büyütülmesi, yeni eve geçmek, bu ev çok dar geliyor, hiçbir şey yetmiyor, dolaplar üst üste birikti diyorsanız evin bulunduğunuz evi satıp farklı bir alandan daha geniş bir ev bakma kararı içerisinde olacaksınız. Ailenize ait arsa, toprak konularınızla alakalı müteahhit, yeni anlaşma satmakla ilgili acele etmeyin. Zaten oraya büyük bir teklif gelecek. Siz doğru kâra geçin. Sabırlı ve mantıklı olmanızı öneriyorum sevgili oğlak burçları. Sevgili oğlaklar,
Bu ara evliliklerinde ev haneleri ayıran, biz boşanıyoruz diyenler de ciddi anlaşmalı şekilde, hani krizsiz, kaossuz boşanma noktamız söz konusu olacak. Ama nişanlı olan çiftlerde de aileler tarafından anlaşmazlıktan nişan bitebilir. Tam sözlenme kararı verirken iftiralara maruz kalabilirsiniz. Dikkat etmenizi öneriyorum. Platonik birini seviyorsanız unutmanız gerekiyor. Sağlık problemi olarak özellikle şöyle söyleyeceğim. Hani boyu omuz düzleşmesi, boyun fıtığı, bel sırta vuran ağrılarımızı mutlaka ve mutlaka bir doktora gitmemiz lazım. Çünkü ciddi anlamda uyurken sırt bölgelerinizde ağrı var ve yatak odanı, yatağınız, yastığınızı bir an önce çözmeniz lazım. Her geçen gün sırtta sıkıntılar devam edecek olarak gözüküyor. Sevgili gençler, kendi kariyerinizle alakalı planladığınız noktadan asla vazgeçmeyin. Başarı ve umut sizin elinizde. Ev hanımlarına da özellikle bu ara spor modu zayıflayacağım. Yani böyle bir evde hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Devamlı spor hakimiyetiniz var. Bence pilates zamanınız gelmiş. Son zamanlarda da estetik düşünceniz var. Sağlık anlamında iyi gelecek. Hatta botoks migrene iyi geliyor. Şimdiden hayırlı olsun. Mutlu olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili kovalar, hayırlı Ramazanlar. Ağız tadında, berekette, huzurda. Halil İbrahim bereketiyle evinize bolluk, bereket, huzur, aydınlık gelsin diyorum. Evet, güzel bir, hemen şöyle bir haritanıza baktığımda kariyer hayatınızla ilgili beklenmedik başarılar, ummadığınız yöneticinizin size yapacağı iyilik, yok bu patronu beni asla görmüyor, böyle köpek gibi çalıştıracak diyorsanız, sizin ünvanınız, sizin enerjiniz gerçekten artık level'a doğru ilerliyor. Sakin ve başarınızın ödülünü sakin sakin tadacaksınız diyorum. Yani şöyle bir baktığımda da çevrenizdeki, iş çevrenizdeki birçok kişilerin de desteği sizin gücünüze güç katacak, başarınızı daha sağlamlaştıracaksınız diyorum. Yani iş konularında fırsatlar var. Özellikle kurumsaldaysanız yöneticinizde bir değişim var. Patronunuzla iletişimle yaşadığınız krizlerde daha yumuşama, ünvanınızı hak ettiğiniz noktayı size sunma dönemi söz konusu olacak. Eğer işsizseniz ve hala uzun süredir 2 senedir ya da 1 senedir iş arıyorsanız devlette taşeron bir firmada iş başvurunuz olacak ve sonrasında devlete geçişiniz olacak. Yani bu dönem taşeron firmasıyla anlaşma yolundaysanız vazgeçmeyin. Sonra kadrolaşma evreniz söz konusu olacak. Bunları dört gözle etrafınızda takip edin diyor. Eğer bir pilates salonu, kendinize ait güzellik salonu varsa kazancınızın daha yukarı geçeceği, başarınız ve işinizde rızkınızın fazlasıyla artacağı gözüküyor. Bankacılık sektörü, alım satım sektörü ile ilgili bağlantılarınız varsa bulunduğunuz noktanın çok hareketli olması sizi kasabilir, strese sokabilir, ünvan değişikliği göstermiyor ama. Yani iş çok stresli ve yoğun olacağını gösteriyor. Kendi işini yapıyorsanız, eğer kendi işinizde yer büyütmek, mekan büyütmek gibi fikirleriniz varsa gözünüzü kapatın, yapın. Rızkınıza rızk, başarınıza başarı katacaksınız. Ortaklı işlerde yaşadığınız bazı ortaklı olanlarda bazı krizler var. Ortak ayrımları her iki tarafta mantıklı şekilde yol ayrımı yaptığında her iki tarafında kendi yolundaki kazancı feraha erecek. Eğer ortaklık devam ettiği takdirde maddi krizler, anlaşmazlıklar ve sizi yıpratabilir. Bu abinizle olabilir, yakın dostunuzla olabilir. İncitmeden bir an önce yolları ayırmanız lazım. Ayırmadığınız takdirde belli bir süre sonra iş yerinizde ciddi krizler ve sizi maddi krizler söz konusu olacak. Uzun süredir borç işle alakalı kredi çekmek, kredilerle alakalı ödemelerde yaşadığınız krizler yavaş yavaş sistematik olarak yayına girecek. Nisan sizin enerjinize, Rabbimin verdiği gökyüzünün enerjisiyle birlikte çok güzel aydınlanmalar ve başarılar sağlayacaksınız. Mesela serbest bir masadaysanız ve devamlı baskı içerisinde hissediyorsanız bu baskılardan kurtulup daha mutlu bir şekilde işinize gideceğiniz bir dönem. İlişki konusunda kalbiniz bir türlü şifalanmıyor. Yaralarınız, enerjiniz, kırılan kalbiniz bir türlü tamir yok. Kimseye güveniniz kalmadı. Ben ilişkiden çok para ve güç evresine takılıyorum diyorsanız
güçle birlikte aşkı da yakalayacağınız bir Nisan haftası başlıyor. Lütfen sizden ricam, Rabbimin enerjisiyle birlikte güzel aşk imkanlarınız da var. Bu hani kırılan kalbinizi şifalandıracak enerji var gözüküyor. Bu ara uzun soluklu ilişkiler yaşayanlar için, evet, evliliğe doğru gitse de özellikle ilişkide birinin, ailesinin ev sorunu var. Evi olmazsa evlilik olmaz diye. Bu konuyu da bir an önce ortak kararla çözmeniz lazım. Gerçekten bu evlilik bu ev yüzünden olmayabilir. Bir an önce bu ev konusunu hayata geçirmemiz lazım. Ailenize ait toplu bir binanız olabilir. Mesela iki katlı, üç katlı, bu konuyla ilgili kardeş bir vefat hakkında yaşanan kardeş krizleri devam ediyor olabilir. Bu binayı satmak zorunda kalabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar sevgili evli çiftlerimiz, ailelerine sesleniyorum. Lütfen satmayın. Sattığınız takdirde kardeşler arasında bağlar kopacak ve bu bağlar krize sebep olabilir. Sevgili evli çiftlerimiz için de taşınmaktan çok ailedeki sağlık, koşturma, onların tedavileri, ameliyat koşturmaları yoğun olabilir. İlişkimizle alakalı noktada da eşinizin size sürpriz bir araba anahtarı söz konusu olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Çok borcum var, ben ödeyemiyorum. Evliyiz diyen çiftlerimiz için gelecek maddi destekler ve hayatınızdaki krizler toparlanacak ve gücünüz daha rahata ermiş olacak diyorum. Bu ara boşanma fikri ve uzun süredir boşanması devam edenlerde mahkemeleriniz ertelenebilir. Panik yapmanıza gerek yok. Haklarınızı da en iyi şekilde alacaksınız. Sağlık olarak B vitamini eksikliğiniz, demir eksikliğiniz olabilir. Devamlı uyku hali, ruh haliniz olabilir. Bir vitamin değerlerinizi kontrol etmenizi öneriyorum. Bu ara genetik yapınızda şekerle ilgili uyarılar var. Mümkün olduğu kadar şekerinizi de kontrol etmenizi uyarıyorum diyorum. Sevgili gençler, bu ara aşk enerjisinin yoğun olacağı bir hafta. Rüzgara takılıp zarar görmeyin. Kariyerinizi unutmayın diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara sizin en çok önemli şey bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi ya da buzdolabı değişiminizle ilgili kararsızlıklar. Artık onlar harıltı sesler çıkartmaya başladı. Ekonomik olarak da zorlandığınız için kararsızsınız. Var mı, tek tek değiştirin. Üçü de birden elinizde kalacak. Ona göre haberdar olun diyorum. Mutlu kalın, umutla kalın. Sevgili balıklar, hayırlı Ramazanlar, ağız tadında bereketli tüm balık, tüm insanlığa hayırlı Ramazanlar diyelim. Sevgili balıklar, hayırlı Ramazanlar. Ağız tadında Halil İbrahim bereketi versin evinize. Her şeyden önemlisi, şöyle bir haritanıza baktığımda geçmiş dönemlerde yaşadığımız stresler, unutamadığımız bazı krizler bu dönem iş hayatımızda aynı strese sebep olabilir. Kendinize gösteremeyebilir. Agresif yönünüz ve kırgın fevri danışma ve konuşma evrenizde bazı aksilikler yaşayabilir. Bulunduğunuz ortamdaki yönetimciniz, patronunuz, çalışan ekipler tarafından yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Daha dikkatli, daha kontrollü, daha sakin hafta geçirmeniz lazım. Yoksa işten çıkartılabilir, işinizde uyarı alabilir, maddi zarar görebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar özellikle kurumsal büyük firmada çalışanlar, devlet kapısında çalışanlar mümkün olduğu kadar dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü burada gereksiz yaşayacağınız kriz sizi suçlamalara, hani deriz ya mobbing uygulaması, yani ciddi anlamda size sert uygulamalar söz konusu olabilir, yıpranabilirsiniz. İş başvurunuz, işle ilgili beklentileriniz varsa olumlu cevap alacaksınız, hayırlı olsun. Kendi işinizle ilgili ufak tefek biraz maddi krizler var. Kredi çekeyim mi, çekmeyeyim mi, halledeyim mi, halledeyim mi diye düşünceleriniz var. Kredi çekmeniz lazım. Uzun süredir birikmiş borçlar sizi artık depresyona sokmaya başladı. Mümkün olduğu kadar kredinizi çekin. Ona göre ödemelerinizi yapmanız gerekiyor. Özellikle bazı balık burçları, ev kredi olanlarda ben bu krediyi ödeyemeyeceğim, evi nasıl ödeyeceğim, çok rahat bir şekilde ödeyeceksiniz. Bu ev enerjisini öyle de böyle ödüyorsunuz. Her ay aynı stresi yapıyorsunuz. Evdeki halka da aynı stresi yapıyorsunuz. Lütfen bu kredi ödenecek diyorum. Kendi ortaklı iş planı ya da ortaklı iş yapmak isteyenler için de
güzel anlaşmalar, yenilikler, hatta hiç tanımadığınız birinin desteğiyle birlikte güzel ortaklık yapacaksınız. Gücünüze de güç katacağınız gözüküyor. Akademisyenseniz, öğretim görevlisiyseniz, bulunduğunuz üniversiteyi ya da bulunduğunuz okulu değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili yakın dostlarınızdan ya da yakın bildiğiniz birinden destek alarak yerinizle ilgili belirsizlik ya da mutsuz olduğunuz okula veda etmeye, başka bir alana geçirmeniz sizin için hayırlı olacak. Toprak işiyle, alım satım işiyle uğraşanlarda renkli paralar, keyifli paralar söz konusu olsa da bazı borçlardan kaynaklı paralar size yetmiyor. Yani ben kazanıyorum, nereye gidiyor diyorsunuz ya, birikmiş olan borçlara gidiyor. Ama bu Nisan bittikten sonra borçlarınızda daha büyük bir rahatlık söz konusu olacak. Eğer ki devlet başvurunuz, devletle alakalı imkanlarla ilgili fırsatlar yakalayacaksınız. Mümkün olduğu kadar bu kişiye inanayım mı, güveneyim mi düşünceniz varsa bu kişi size bu kapıyı aydınlığa kılacak. Sınavlarınız eğitimle alakalı ya da kendi işinizle alakalı bazı sınavlarınız, görevleriniz ya da eğitim almanız gereken noktalarımız var. Hem sizin enerjinize iyi gelecek hem de yeniden bu eğitim konularında tekrarınızda işinize çok büyük başarılar elde edecek. Dil eğitimi almak, özellikle İngilizcenizi güçlendirebilir. Ek bir dil eğitimi alma düşüncesi olan çalışanlar için bunu bir an önce çözmeniz lazım. Bu sizin önünüzde engel. Özellikle rütbe, konum değişimi istiyorsunuz ama eğitiminizle alakalı eksikleriniz de var. Bu sene bunları da başarın ki bir dahaki sene rütbeniz, konumunuz, mertebeniz daha rahat bir aydınlığa kavuşsun. Aşk konusunda acı çekebilir. Karşı tarafa sevginizi saklayabilir, duygularınızı saklayabilir. Zorlu ilişkide de zorlu bir hafta. Çünkü damarınız tutacak. En ufacık şeye alınganlığınız ve ilişkiyle alakalı ben böyle bir ilişki beklemiyordum, çok üstüme geliyorsunuz diyeceğiniz sözler söz konusu olacak. İlişkiyi biraz akışa bırakma, karşı tarafa uyarın. Yoksa bu ilişki kopmaya doğru gidiyor. Sevgiliniz dönmesini istediğiniz kişiyle alakalı beklentiniz varsa artık bu konuyu kapat. Çünkü acı çekmek, tekrar aynı acıyı tatmak sana büyük krizlere sebep olabilir. Diyaloglar olacağı için uyarıyorum. Şans verdiğin takdirde kendi içindeki acın 1.000 katı daha fazla alışacak. Bırak şans vermeyi, yoluna bak. Bu ara çevremizde yakın kardeş, yakın akraba dediğimiz ailede istenme konuları, bu tarz ifadeler ya da evinizde bekar bir genç kadınımız ya da kızımız varsa hayırlı kısmet var. Şimdiden uğurlu olsun. Evli çiftlerimiz için de en önemli şey bahçeli, topraklı bir ev arayışına girdiniz ve çocuklarımızı bu noktada büyütmek istiyorum. Araştırmalar için başlayacaksınız ama hemen bulma gibi ya da ekonominize uyacak bir nokta olmadığı için biraz gecikse de doğru ev enerjisine şimdiden başlayacaksınız. Biraz ters tartışmalar, gereksiz kaoslar yaşansa da siz birbirinizi seviyorsunuz. Her şeyi atlatabilecek bir çiftsiniz. Olaylar fazla hani risk almadan çözeceğiniz gözüküyor. Ama her şeyden önemlisi bu haneyi de sürpriz gebelik kararı ve çocuk sevinç, umut heyecanı var. Hayırlı olsun diyorum. Çocuklarınızın eğitimiyle ilgili biraz endişeli olabilir. Onların kariyer hayatıyla ilgili korkularınız olabilir. Özellikle iki kız çocuğu olan çiftlerde bir kızımızın sanatsal yeteneği, diğer çocuğumuzun dil yeteneği var. Bunları doğru dengelediğinizde başarı noktası var. Bir de çocuklarınızın babaları biraz çocuklarınıza sevgi ve şefkat göstermeli. Bunların bazı duygusal boşlukları var diyorum. Ailenize ait miras konuları, iki kız kardeş, bir erkek, mesela iki kız, üç kardeşseniz, iki erkek, bir kızsanız kriz var. Eğer iki erkek, bir kızsanız haklarınız ziyade olacak. Mücadele, yasal haklarınızı unutmayın diyorum. Güzel takipçilerim, sağlık olarak özellikle bu ara uyuz problemi, yani giydiğiniz bir kıyafet, denediğiniz bir kıyafet evimize uyuz getirebilir. İhmal etmeyin. Bir de varis ve ayak ağrılarınız ve son zamanlarda kadınsal bölgemizde akıntılarımız var. Mümkün olduğu kadar ya da prostatımızla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Mümkün olduğu kadar kontrol edelim. Mutlu ve sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Bu ara çiçeklerinizi unuttunuz. Solmaya doğru gidiyor. Çiçeklerinize güzel bakın ev hanımları. Hoşça kalın.